Bu güzel karanfiller benden sizlere hediye gelsin. Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Ben Tülay, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça heyecanlıyım çünkü sizlere farklı bir video hazırladım. Tabii ki cilt bakım videolarımız devam edecek. Evde kaldığımız bu günlerde hepimiz mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Ben de mutfakta geçirdiğim zamanlarda en çok beğendiğim tariflerimi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ben evde kalıyorum. Ekmeksiz kalmıyorum. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Güvenerek tüketiyoruz arkadaşlar. En önemli kısmı da bu. Ve balon gibi şişen tombik ekmek yapımı videosu ile karşınızdayım. Tombik ekmek tarifi bildiğiniz ekmek tariflerini unutturacak size arkadaşlar. Tadına doyamayacaksınız. Bir kişiyi rahatlıkla doyuruyor. İster sandviç yapın, ister dilimleyin. İlk pişirdiğinizde çıtır çıtır. Ertesi gün yumuşacık oluyor. Evdekiler sizin yaptığınıza inanmıyor. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden tombik ekmek nasıl yapılıyor hemen o aşamaya geçelim. Gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt kullanıyoruz. Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı veya margarin. Malzemelerimiz bu kadar. Ekmeğimiz farklı olduğu gibi malzemelerimiz de biraz farklı arkadaşlar. Bütün malzemeleri bir kase içinde karıştırıyoruz. En son oda ısısında yumuşattığım tereyağını ekliyorum ve ılık sütün içinde elimle erimesini sağlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamuru elde edene kadar ben tezgahın üstünde yoğuruyorum arkadaşlar bir zaman sonra. Ve videoda görüldüğü şekilde yumuşak, ele yapışmayacak bir şekilde hamur hazırlıyorum. İçini yağladığım kaba hamurumu bırakıyorum. Üstünü folyo ile kapatıyorum. Yarım saat veya 45 dakika bu şekilde mayalanmasını bekliyorum. Mayalanma sonrası hamurum yapışmaması için plastik bir tepsiyi yağlıyorum. Ekmek hamurumu tepsiye bırakıyorum. Hafifçe yoğurup 12 parçaya bölüyorum. Her parçayı yuvarlayıp 10 dakikada folyo ile örterek bekletiyorum. İlk yuvarladığım parçadan başlayıp önce ellerimle hamuru bastırıp sonra birkaç kez tezgaha yapıştırıyorum videoda gördüğünüz gibi. Ve tombik olması için de gördüğünüz şekli veriyorum arkadaşlar. Hazırladığım ekmeklerimi fırın kağıdı serilmiş tepsimin içine aralıklı bir şekilde diziyorum. Ve tepsinin üstünü de kapatıp 15 dakikada tepsi mayası yapıyorum. Tepside mayalanma süresi dolunca önce fırınımı ısınması için 180 dereceye ayarlıyorum. Fırın ısınma aşamasında iken ekmeklerin kenar kısımlarına videoda görüldüğü gibi çizikler oluşturuyorum. Tombik ekmeklerimin son hali bu şekilde. 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum. Pişirme süresi fırına göre değişebilir. Benim fırınımda 25 dakikada pişiyor. Ve tombik ekmeklerimiz afiyetle yemeye hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ekmekleri yapan arkadaşlardan ısrarla geri dönüş yorumlarını bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerle farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini de açmayı unutmayın. Tekrar hoşça kalın.